Korsanlar dünya tarihinde çok önemli yere sahiptir. Korsanlar milattan öncesine dayanır. Vikinglerden Karayip'e, hatta günümüze kadar uzarlar. Korsanları anlatan film Karayip Korsanları'nda ise gerçek 4 bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolar için abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Barbossa, Barbaros Halettin Paşa'dan isimlenerek ortaya çıkmış bir karakterdir. Barbaros Halettin Paşa, İtalyanca'da Barbossa demekti. Bazı kaynaklarda ise Barbaros Halettin Paşa'nın abisi olan Oruç Reis'i canlandırdığı inanılır. Ne pahasına olursa olsun ümit bulunu geçeceğim. Bu sözler acımasız ve ölümsüz Davy Jones'a ait. Tabii bilim olarak. Gerçekte efsaneye göre yaşamış biridir. Uçan Hollandalı mola vermek için ümit bulunu yönelir. Fakat gelen fırtına bulutlarını fark etmezler ve limana doğru ilerlerler. Bölge kayalıktır. Fırtına çıkınca gemi kayalıklara çarpıp alabora olur. Gemi batar ve tabii ki sözü gerçekleşmez. Fakat bölgedeki insanların bazıları birkaç fırtınada bu gemiyi gördüklerini söylemişlerdir. Bu efsane dilden dile yayılmıştır. Tabii ki Karayip Korsanları'nda farklı bir karaktere bürünen Davy Jones, gerçekte Doğu Hindistan şirketine çalışmış bir kaptandır. Çok uluslu şirketlerin ilk örneklerinden olan Doğu Hindistan şirketi Hollanda'da kurulmuştu. Hindistan'a diz çöktürmüştü. Kendine ait bir ordu bile kurmuştu. Dünya genelinde ticaret, politika, askeri ve daha birçok alanda devletler üstü söz sahibiydi. Dünya deniz ticaretinde neredeyse tekti. Kendi yönetiminde olan onlarca şehir ve liman bulunmaktaydı. Filmde ise sürekli bir amaç peşinde koşmaya çalışan İngilizlerin elindeymiş gibi gözüken bu şirket aslında inanılmaz derecede büyük bir firmaydı. Karasakal, Doğu sahilindeki Amerikan kolonileri civarında faaliyet gösteren İngiliz korsan olarak ün sarılmıştır. Dönemin en büyük korsanlarından biri olmuştur. Gemisinde 46 top vardı ve bir İngiliz temini tarafından öldürülmüş ve kafası geminin direğine asılarak İngiltere'ye gelmiştir. İngiliz olmasına rağmen en çok İngiliz gemilerine saldırmıştır. Filmde ise kılıcıyla gemisini hareket ettiren ve sürekli gençlik planını arayan biri olarak gösterilmiştir. Daha güzel videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.